Mine kırık kanat, kibir ve kir. Bencillik kalp kırar. Açgözlülük kirletir. Arsızlık kızdırır. Gösteriş kinlendirir. Birilerinin yemelere doymayıp ötekilerin aç yattığı yerde, er ya da geç kıyamet kopar. Ötekinin yenen hakkı, hak etmeyen berikine verildikçe damla damla dolan sabır tası, taşar. Sel olup akar. Kibir asla cezasız kalmaz. İnsanlığın organize kötülüğe karşı süren binlerce yıllık savaşımında, dinlerin ahlak, dinden bağımsız yapıların etik olarak koydukları kurallar, aslında toplumsal iyilik ve dayanışma düzeninden ibarettir. Yeni ahit kötülüğün kaynağı yedi büyük günahı kibir, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, oburluk, zulüm ve tembellik başlıklarında toplar. Hırsızlık, cinayet ve yalan gibi günahları bu davranışların sonucu sayar. İslam'da ise Tanrı'ya şirk koşmak, cinayet işlemek, intihar etmek, savaştan kaçmak, zina ve livata yapmak, büyü, yalan ve iftira, domuz eti, leş ve kan yemek başlıkları altında sekiz günah, büyük sayılmıştır. Günaha da girdiler, suç da işlediler. Bu ülkeyi 22 yıldır sömürenler, muktedirleri, yardakçıları, yandaşları ve yozdaşlarıyla tüm günahları işlediler, etik kurallarını çiğnediler en uzunu bir insan ömrünü aşmayacak iktidara ihtirasla yapışıp kibir sarhoşu oldular. Nas vardı, ekonomi battı. Selamün aleyküm dediler, günaydın demediler. Ama dindar ve muktedir birçoğu, tesettürlü hanımına kuma getirmekte, metres tutmakta beis görmedi. Şehvete teslim oldu. Zina, livata adiyeden sayıldı. Çakma şeyhler şirk koştular. Ölüyle diriyle cima peşine düştüler. Çocuklara tecavüz edilen Ensar Vakfı, hem de Aile Bakanı tarafından, bir kereden bir şey olmaz, diye savunuldu, TBMM'de. Yenmekle yetinmeyip ezdikleri, bırakın ihale, iş ve aş bile vermedikleri layık muhaliflerin yaşam biçimini çekemiyorlardı. Hak diyeni içeri tıktılar, hukuk diyen hukukçu bırakmadılar. Kendilerine uygun seçmen yetiştirsin diye eğitim diyanete ve tarikatlara teslim edildi. Sonuçta para bitti. Devlet erimiş, Türkiye'de tükenmişti. Tembellik, liyakatsizlik gelir üretemiyordu. Batı döviz veriyor diye bol sığınmacı tedarik ve birçoğuna da yeni seçmen olarak yurttaşlık verildi. Ama yetmedi. Cumhurbaşkanımız ekonomistti. Nas vardı. Ekonomi battı. Tencerenin dibi Kadının gücü göründü 2023'teki genel seçimlerde zaten batmıştı ama tsunami dalgaları halkı, özellikle de emeklileri 2024'te vurdu. Karınlar guruldayınca gözler açıldı, dindar ve kindar muktedirlerin işlediği tüm günahlar görüldü. 31 Mart yerel seçimlerini tenceresini kaynatamazken muktedir konvoylarıyla yolu kesilen, iktidar Afrika ülkelerine bağış yaparken oğluna kızına para yok demek zoruna giden halk kazanmıştır herhangi bir partiye değil, Kibrin iktidarından kurtulma umuduna oy vermiştir. Genç ve güçlü 11 kadını belediye başkanı seçen aynı halk, siyasal satranç tahtasında gericiliğe de şah çekmiştir. Yenip devirmesi de artık zaman sorunudur. Ne müthiş bir rastlantıdır ki dindar ve kindar muktedirlere karşı kazanılan yerel seçimler, Osmanlı ordusunda şeriat isteriz, diye başlayan 31 Mart ayaklanmasının 115. yıl dönümüne denk geldi. İster zulmü pekiştirsinler ister kibri, hangi günah ya da suçu işlerse işlesinler, o zaman da yenilmişlerdi bu zamanda yenilecekler. Kaptanın şiir defteri kaybolan gemilere ağıt. Denizlerde mavi ilkbaharlardan önce kötü haydut olur kış günleri. Açıklarda kiralık katiller gibi dolaşırlar. Vururlar tekneleri. Karadakilere iki satır haber olur. Şiddetli fırtınada battı gemiler. Ölüm acısı kaptanlara gelir dalgalarla. Selamlarlar uzun uzun düdüklerle kardeşlerini. Umutlar misafir olur güvertelere. Her şeyden habersiz mavi ilkbaharlar başlar denizlerde. A. Kadri Ergin.